10 dakika önce depoyu bana 400 liraya kiralayacağına söz vermedin mi? Söz verdim Kudüs'e kardeşim. Ama 5 dakika önce gerizekalı birisi geldi bana. 700 lira elime bıraktı. Ben de biraz da kiraya verdim. Hani 300 lira için sözümden döndüm ama hayat şartları zor biliyorsun. 50 lira için ne dostluklar bozuldu ya. Sence ne iyisin? Senin Allah cezanı vermesin Remzi. Sen hep böyleydin ya. Cinssin işte arkadaş, cins. Ya bu kadar mal aldım, dükkan ayırdım, müşteri giremiyor içeri. Eve de götüremiyorum, evdekilerle papaz oluyoruz ya. Sinirlenme. Sinirlenme Kudüs'ü kardeşim. İstersen malların bir kısmını ben alırım. Maksat yerin açılsın. Ama yarı fiyatına. Remzi. Şeytan görsün yüzünü. Bu dükkanda boş yer olsa bile senin yerin yok. Hadi canım, hadi. Şeytan görsün yüzünü, hadi bakalım. Sen bilirsin ya. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe, tövbe, tövbe. Sen! Mahallede itten koptan geçilmiyor. Lan Kamalak, ne diyorsun dişinle dilinin arasında? Değil, hiç yok bir şey. Ne haber Cevahir? İyi Mürsel'cim, senden ne haber? İyi. Ya ben sana şey soracaktım, senin ev var ya hani. Yok, ben kiralık evim yok. Vermiyorum evimi ya. Oha lan Mürsel, müneccim mi öptü lan seni? Lan nereden anladın evini isteyeceğimi? Verme tamam. Ben sana aslında başka bir şey soracaktım. Gel senle kahvede bir şeyler içelim. Çok işim var benim. Hem kahve beni öksürtüyor. Yürü lan! Hadi bir çay içelim madem ya. Nadir amca uyuyor mu? Yok uyumuyor. Laf dinliyor Nadir efendi. Kim laf dinliyor kadın? Bak gördünüz mü? Neyse ben gideyim içeride uzanayım biraz bari. Pusnik herif seni. Şükufe, senin Bilal'le aran nasıl? Nasıl olsun canım? İşte bana biraz meyil mi varmış neymiş öyle. Benim de sağdan soldan kulağıma gelen laflar işte. Bilal de zaten sağda solda sürter hep. Sen de istemeden kulak vermedin herhal. Nasıl? Niyeti ciddi miymiş Bilal'in? Bilmem. Ben bir çaylara bakayım o zaman. Ben de Nazan'a yardım edeyim bari. Hayırdır birader, birine mi baktın? Ne haber? Ben bu sınıfa yeni geldim. Hoş geldin. Geç otur boş bir yere, hocayı bekle. Hop birader, ne yapıyorsun sen ya? Bu gitarı sen mi çalıyorsun Moruk? Evet, Zekai çalıyor. Evet, ben çalıyorum. İyi, atışalım mı? Nasıl atışacağız? Atışalım hadi. Ah. O çaldıkların bayır aşağı. Zekai ne diyorsun sen be? Ne diyorum, atışıyoruz işte. Bullshit. Öyle değil arkadaşım. Gitarla atışacağız. Gitarla karşılık vereceksin bana çalarak. İyi de ben şimdi çalamam. Elim sakat benim, çok acıyor. Dün yine bir gitar kırdım isyanımdan. Sakat elim. Sınıfımıza hoş geldin. Pırıl ben. Ben de Kaan. İstersen bugünlük arkamdaki sıraya oturabilirsin. Olur. Kim bu leblebi ya? Bir geldi bütün huzurumu bozdu. Özel bir okuldan sürmüşler buraya. Makbule teyze ne yapıyor, iyi mi? Nasılsınız? Aman nasıl olalım? Hep bildiğin gibi çalışıp duruyoruz işte. Yazın nakış, başkaşın orlon trikotaj. İki tor bir düz geçinip gidiyoruz seni anlayacağım. Öyle bir şey yok. Asıl haberler sende. Mürselleriniz nasıl? İyi işte, fena değil. Ay çok şanslısın kız. Mürsel iyi çocuk be. Aslında Bilal de çok iyi çocuk. Bak Mürsel'cim, Nazan kardeşimdir diye demiyorum. 10 numara kızdır. Ama gel gelelim sense 100 numara bir elemansın. Hayda, sen ne numaradan çeviriyorsun Cevahir? Vallahi bilemiyorum. Aslında Bilal benim çok kalemim bir çocuk değil. Ay baba parasıyla babalık yapmaya çalışıyor bir havalar. Aslında var ya, ben Bilal'le Cevahir'e kıllık olsun diye takılıyorum kız. Şükufe, kafayı mı yedin sen? Allah Allah. Bilal'den iyisini mi bulacaksın Allah aşkına? Bak Mürsel'cim, sen şimdi okumuş, tahsil görmüş adamsın. Hayır ya, niye kendi dengini bulmuyorsun lan? Dansan işte benim dengim. Oğlum bak, benim gibi objektif kayınço bulamazsın bu kainatta. Bak birinci ağızdan uyarıyorum seni.
Çok seviyorum ama ben Nazan'ı. Kız Şukufe, delirdin mi sen? Allah Allah! Abim seni yüzüstü bırakıp gitmedim. Niye hemen yumuşuyorsun? Ben de hemen Cevahir'in kucağına atlayacak değilim yani Nazan. Birazcık yola gelsin, burnu sürtsün diye bekliyorum. Ay zaten bir görsen kız. Nasıl pişman biliyor musun? Ay yolumu kesmeler, yalvarmalar, yakarmalar. Köpek oldu köpek. Yani sana bir sır vereyim mi? Ha. Eğer Cevahir azıcık biraz böyle eli ekmek tutan, evine bakabilecek bir erkek kıvamına gelirse... ben belki ona bir şans daha verebilirim yani. Ay bu sene verme şansı, seneye ver. Niye kız? Piyango muyum ben seneye devredeyim? Yok, biz bu sene Mürsel'le evleneceğiz de bizim düğünümüz olacak. Gerçekten mi? Ay çok tebrik ederim. Bence Nazan'dan sen vazgeç artık. Çünkü sana göre değil. Yeter. Gidiyorum ben. Kitapları Nazan'a bırakmam lazım. Ders boş diye çıktım. Kalmadı vaktim. Ha. Ama bize gidemezsin artık, yakışık almaz. İyi de kitapları Nazan'a bırakmam lazım. Ha. O zaman bana bırak. Hayatta olmaz. O zaman götür bir cami avlusuna bırak Mürselciğim. Çünkü Nazan'ın etrafında dolaşamazsın artık. Yasaklıyorum. Eğer seni Nazan'ın etrafında görürsem hırpalarım. Yırtarım. Zarar veririm. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hop, Cevahir, orada dur. Hop, eski günler. Okula gidiyorum ben. Ne oldu? Yine korkuttun kurbağa yerdayı. Adımız çıkmış Devir abi. Ulvi'cim, Nazan Mürsel aşkının tek seanslık ömrü kaldı. Ondan sonra çaça. Kızlar. Ne kaynatıyorsunuz bakalım? Ay kusura bakma Muazzez teyze, biz lafa dalmışız. Kız aradın mı ağzını? Hala gönül var mıymış Cevahir'de? Bilal'i seviyormuş. Kız Nazan, bana yalan söyleme. Bilal'i seviyorsa bizim evde işine. Ay üf, ne bileyim anne ya. Abi bu Mürsel var ya, Nazan'dan vazgeçmez. Bence hiç uğraşmayalım ya. Vazgeçse yılın dayağını yer zaten. Oğlum uyansana. Kafası karışsın da düğünler ertelensin diye yapıyorum. Ben bizim Zekiye ile şimdi bir tiyatro hazırlayacağım. Bak şimdi. Ne haber koçum? Senden küçük bir şey rica edeceğim. İste, açıyorum takometreyi. Param yok lan, eşek kafalı. Zaten küçük bir şey rica edeceğim. Dinle bak Zekiye. Şimdi bizim Mürsel'i okulda bayan bir hocayla fotoğraflıyorsun, tamam mı? Biz de Nazan'a kaptıracağız fotoğrafı. Bak Mürsel seni aldatıyor diye. Tamam yaptım Bil. Para? Oğlum bak bu iyi. Ne kadar harlarsan o kadar para koparırsın Nazan'dan. İyi tamam abicim, kapatıyorum. Aha. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'yla da çok alakası yok mesela. Ondan sonra geçen gece gittik işte arkadaşlarla. Takılıyoruz öyle. Ondan sonra bir baktım. Ya gitarla uğraşıyoruz tamam mı? Ne matrak adammışsın he? Ya bir şey sorma ya. Zek, matematikçi kurtarma yazısı yapacakmış. İyi, Allah kurtarsın sizi. Ben 85'ten Berat'ım. Oğlum sınava sen de girip bizi ipten alsana. Bir dakika kızlar. Zekayı... hoca kurtarma yazısı yapacakmış. Sen de 85 almışsın duyduğuma göre. Evet, abaküs gibi kafa var bende. Yanına otursan bana kopya verir misin? İlk sınavımda. Hem de şu atışma içine tatlıya bağlamış oluruz. Ne dersin be bro? Hallederiz. Yani sınıfımıza yeni gelen bir kardeşimizden kopya mı esirgeyeceğiz? Sen sınavda benim sıramın önüne oturursun. Gerisini bana bırakırsın. Kardeşim benim, sağ ol. Vay be Zekai. Bu kadar mı senin adamlar? Bizden bir şık kopyayı esirge ama. Of Nazan ya. Hop Cevahir. Hop Bilal. Ulan ben seni bir daha buralarda görmeyeceğim demedim.